Evet, merhaba arkadaşlar. Mikro işlemciler dersimizin hoş geldiniz. 7. ders, External Interrupts and GPIO hakkında konuşacağız. Biraz da timerlara giriş yapacağız aslında. Şöyle diyelim. 7. hafta normalde burada timerlar vardı da ben GPIO ile External Interrupt'ı buraya sıkıştırayım dedim araya. O yüzden hani biraz daha timerları haftaya doğru da kaydıracağız yani başlangıç yapıp. Ondan sonra seri komünikasyon hakkında konuşacağız. İşte UART, SPI, SQRT, hani temel basic tree, basic trio. Ondan sonra yani burada bir USB Ethernet CAN şeyim var, fikrim var ama belki gireriz girmeyiz şu anda bilmiyorum. Belki analog tarafına geçeriz. Ondan sonra işte zamanımız yettiğince geri kalan konuları konuşmaya gayret göstereceğim. CMC'le alakalı konuştuk geçen hafta. Cortex Microcontroller Software Interface Standard dedik. Bir işte ARM'ın sunduğu işte bir software framework standartize etmek için. İşte call function'lar olsun, genel register access'leri olsun. ARM bunu supply ediyor. Cortex, bütün Cortex'in kullanıcılar da bunu kullanıyor. Yani bugün NXP'de alsanız, işte şey de alsanız, başka bir mikro işlemci de alsanız, controller da alsanız, CMC'si alt tarafta kullanacaktır yani. Farklı farklı toolchain'lerden ve IDE'lerden kullanılabiliyor. Multiple bakış işler var, paketlerle alakalı da konuştuk. Daha sonra interrupt ve exception'lara girdik. Exception'lar interrupt'ların daha büyük grubu diye söylemiştik. Interrupt'lar hani type of exception dedik. Interrupt'lar hakkında da hardware triggered asynchronous software routines dedik. Nedir yani bu? Sonuçta biz mikro işlemci kendi içinden baktığınız zaman her şey synchronous yani. Logic'ten daha çok hatırlarsanız veya bilirseniz belki eskiden de gördüyseniz yani. Genelde synchronous design daha efektif çalışıyor bir şekilde. Daha böyle deterministik çalıştırabiliyorsunuz yani. Asynchronous olunca determinizm birazcık bozuluyor orada. Ama dışarıdan tabii ki şeyleri almak istediğimiz zaman biz işte buton presslerini, key presslerini, bilmem nelerini işte sensörlerden bir şey bir şekilde yani bizi datayı o bizim sistemle sync olmayabilir tamamen. Bizim sistemimizin kulağına bağlı olmayabilir. O yüzden işte bu interruptlarda bu async grubuna giriyor tabii ki dışarıdan geldiği için async grubu kendimiz dahil değiliz yani kendimiz bir şey yapamadığımız için. Triggered dedik by hardware signal. Tabii ki hardware tarafından bağladığımız sinyaller tarafından yani dışarıdan gelen şeyler trigger ediyor. Günün sonunda software rutin çalışıyor yani. Bir tane yazılım çalıştırıyoruz, kod çalıştırıyoruz, işte fonksiyon çalıştırıyoruz. O işlemi yapacak, hani service edecek. Fundamental mechanism dedik. İşte efficient event-based processing dedik. Yani burada rather than polling tabii ki event-based processing dediğimiz olay da bu aslında yani herhangi bir event'e karşılık bir proses ediyoruz yani hani poll etmemiz yani sürekli çekmemiz haricinde. Quick response sağlıyor. Ondan sonra da işte embedded sistemin responsive olmasını sağlıyor. Yani işte en basit hep sürekli verdiğimiz örnek yani arabada giderken frene bastığımız zaman arabanın durmasını isteriz yani. O yüzden de responsive olması lazım. 1 dakika, 5 dakika bekleyeyim ben, 2 dakika bekleyeyim gibi bir şeyler yapmaması lazım. İntraplarında birazcık olayı bu. Genel yapısı da bu şekilde yani. Main loop'unuz var. Main loop'unuzda bir şekilde intrapları initialize ediyorsunuz. Fakat hiçbir şekilde o interrupt initialize ettiğiniz yani interrupt rutininizi daha doğrusu çağırmıyorsunuz. Initialize ettikten sonra bir şekilde hardware tarafında bizim MVIC'de hatırlarsanız interrupt controller'da bu işlemi yapan bir şekilde bizi uyarıyor ve buraya zıplıyoruz. Buton ISR işte ISR şey neyse yani interrupt service routine'in fonksiyon adı neyse oraya zıplıyoruz. Orada ne yapıyorsanız yapıyorsunuz. Sonra tekrar o kendisi çıkıyor. Herhangi bir return yok, herhangi bir şey yok. Ondan sonra otomatik olarak geri kaldığı yere geri dönecektir. Burada bir bahsetmediğim belki bir şey var yani şu anda mesela diyelim ki bir instruction çalıştırıyor diyelim ki burada bir instruction var x eşittir işte x artı artı gibi bir instruction var diyelim ki bu instruction tam çalışırken hani pipeline'a girdi 2 stage pipeline var hoş bizde ama işte diyelim ki 3-5 stage pipeline olsun yani pipeline'a girdi ne olacak yani bu instruction'ı bitirecek mi bitirmeyecek mi ne yapacak? Burada tabii ki efficient bir şekilde karar vermesi lazım. Genelde bizim iki stage olduğu için zaten hızlı bir şekilde biteceği için instruction'ı bitirip tekrar şeye zıplayacaktır ama uzun bir pipeline süresini geçti veya uzun bir işlem gerektiriyorsa mesela sağlıyorum bir tane multiplication var birkaç cycle sürecek. Onu orada şey yapabilir yani kesip flashlayabilir pipeline'ı. Hani buraya zıpladığında dediğim gibi o andaki instruction'ı execute etmeyi iptal edebilir. Tekrar o instruction'a geri dönebilir veya bitirip gidebilir. Tamamen şeyin yapısına göre. Bizde iki tane şey olduğu için, two stage pipeline olduğu için yani %100 bilmemekle beraber %99 bitirip de dönecektir yani o andaki instruction'ı.
Daha sonra non-atomic shared data ile alakalı konuştuk. Bunlar işte race condition ile alakalı konuştuk öncelikle. Race condition dedik mesela bir okuma bir yazma yapacaksınız ama hangisinin önce geldiğine göre sonuçta işleminiz değişecek. Bunu da determine edemiyorsanız bunlar race condition deniyor. Tabii preemption yani biraz alakası bir şey de. Preemption olduğu zaman ISR ne yapacak? İşte başka bir yere gidecek. Hani preempt edecek. Preempt ettiği zaman da o andaki kullandığınız datayı overwrite edebilirsiniz. O yüzden bir atomicity enable etmeniz lazım. Ensure etmeniz lazım. O da invisible yani parçalanamamasını. Bununla alakalı konuşmuştuk. Bunun çözmenin bir yolu critical code section declare etmek. Critical code section'larda da sadece instruction bazında değil belki code block bazında mesela bunlar ayrılamaz instruction grubu kümesi gibi yani kümelemek gerekiyor olabilir bazı durumlar içerisinde. İşte geçen şeyden bir örnek vermiştik geçen hafta işte time zaman şeyinden işte zamanı çekerken structure'dan data structure'ınızdan o anda zaman update olursa mesela işte bir bazı problemlere sebep olabilir bazı durumlarda. O yüzden de onu işte belli bir critical code section'likleri çalıştırmakta fayda var. Böyle bir slide ekleme ihtiyacı duydum. What's happening to my SSD segments? Biraz önce de konuştuğumuz gibi yani bu kadar aslında LED ile alakalı da bir şey yaptı Elif hocamız ama o kadar ben problem çıkacağını fakat bayağı problem yaşadınız yani. Segmentlerinizi yaktınız bayağı. Tabii ki LED'ler current'la çalışıyor. Ve limited amount of current gerekiyor bu LED'ler için. Yani niye hani yanıyor diye soruyorsanız yani benim SSD'im zaten yakanlar birazcık herhalde anlamıştır ama. Belli bir current ya sonuçta bunlar bir diyot. Belli bir voltaj gerekiyor. Belli bir current gerekiyor. Aslında voltaj da gerekiyor teknik olarak. Onu da eklememişim ama. Çok az gelirse yetmeyecektir yani çalışmayacak, LED yanmayacak. Çok fazla olursa da veya da LED yapacaksınız o da yanmaya sebep olacak belli bir sebep sonra, belli bir süre sonra. O yüzden en iyisi datasheet'i okumak yani. Burada mesela bir tane şeye bakalım. LED data sheet ne var? Farnell'in bir tane standart LED diye bir tane şeyi varmış, datasheet varmış. Hiç datasheet okumuşsunuzdur diye tahmin ediyorum ama devreler dersinde falan. Red emitting color bir tane şeyi varmış. Whatever, gallium arsenide source'u, yukarıda PCB şeyleri nasıl bağlandığı vesaire vesaire. Önemli olan bizim absolute maximum ratings 25 santigrat derecede. Power dissipation diyor, 80 miliwatt diyor. Yani 80 miliwatt power dissipate ediyormuş, okey. Peak forward current ve continuous forward current var. Burada iki tane önemli parametre var. Bunlardan bir tanesi continuous forward current'i. Bu da 20 miliamp diyor. Yani bu da şu demek. Bu LED'i siz yakmak istiyorsanız continuously bir şekilde yani sürekli yanmasını istiyorsanız 20 miliamp vermeniz lazım diyor. Bu da maksimum şeyi tabii ki yani. Maksimumları bunlar herhalde. 20 miliamplik bir current vermeniz lazım diyor. Genelde 20 miliampte fix edersiniz. Ama siz pulse veriyorsanız yani böyle hani pulse width'leriyle alakalı bugün ve haftaya konuşacağız da. Yani böyle çok az mesela yaktınız söndürdünüz hani böyle tık 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 gibi böyle bir şey yapıyorsanız belli bir oranla 100 miliampe kadar çıkabilirsiniz diyor. Burada sıkıntı yok diyor. Ama dediğim gibi normalde sizin 20 miliampte sınırlamanız lazım. Ondan sonra whatever, reverse voltage ters 5 volttan fazla voltaj apply ederseniz break edersiniz. Tekrar. Şeyleri, çalışma operasyon, operating temperature range'leri bunlar şeyler için önemlidir. Bunu ben genel olarak bilmiyorum. Datasheet gördünüz mü daha önce böyle şey devrelerde falan böyle üstünden geçtiniz mi datasheet'in hocalarınızla beraber? Neyse geçmediyseniz de review olsun. Hani şey olsun, geçtiyseniz review olsun, geçmediyseniz de görelim. O zaman biraz daha açıklayayım. Mesela bir automotive veya aerospace tarzı veya military tarzı application'lar yapıyorsanız mesela onlara donanım tasarlayacaksanız veya onlarla alakalı donanımlarda çalışacaksanız operating temperature koşullarınız farklı olabilir. Mesela kutuplarda bir araştırma yani şu anda öyle bir şey var mesela kutuplarda bir şey kurma, üs kurma bir şey hani data çekme gibi. Sonuçta sizin çok artılarda değil de eksilerde ne kadar çalıştığınız önemli. Mesela o tarafa daha çok giden bir şey bulmanız daha iyi olur. Çünkü eksi 25 santigrat derecenin altında çalışmıyor demek bu yani. O düzgün çalışmayacak demek.
Ondan sonra 260'da sağdırın, lehimlemek için işte 260 santigrat verince diyor, lehimleyecek diyor, çok da önemli değil. Luminosity vermiş, 40 bunun şey, aydınlatma şeyi, lumen ne kadar verdiği, viewing angle ne kadar, hangi açıdan işte gözüktü, 25 degree demiş, whatever. Peak emission wavelength 640 nanometre, 640 nanometre RED'e tekabül ediyor. Wavelength, şöyle diyelim, color. Çarp desek çıkar mı? Nerede? Evet, 640 nanometre kırmızıya tekabül ediyor. 740 nanometre infrared'e gidiyor. Aşağılarda zaten ultraviyole gidiyor. Ondan sonra 640 nanometre peak emission, 635 nanometre de dominant. Bunlar 20 milyon forward current için vermişler. Forward voltage vermiş. İkinci önemli parametre de burada. 2 veya 2,5 volt maksimum typical'ları bunlar. 2-2,5 volt şu demek, yani eğer 2-2,5 voltun altında bir voltaj verirseniz bu led yanmayacak demek. 2-2,5 voltun üstünde bir voltaj vermeniz lazım ki led'i yakabilirsiniz. O da işte 3,3 ya da 5 voltluk bir source'a bağlamanız lazım. Yani 2,2 yani 2,3 voltluk bir source'a bağlarsanız yanmayabilir, yani yakamayabilirsiniz. Büyük ihtimalle yakamazsınız yani. Bu tabii ışıkların, yani ledlerin şeylerine göre, wavelength'lerine göre değişecektir bu. Mesela beyaz için daha yukarılarda olacaktır, işte yeşil için daha aşağılarda olacaktır gibi. Reverse current, yani 100 microamp, belli bir reverse leakage current'ı varmış herhalde. Aşağıdakilerde bunların genel bir data sheet'le alakalı, yani oradaki parça ile alakalı şeyleri, grafları, hani alakalı olanları. Buradaki en azından forward voltage'ı gösteriyor. Eğer diyodu hatırlarsanız zaten diyot belli bir şey var. 2 volt şurası, yani 2 volt civarlarında işte forward current veriyor. Ondan sonra relative luminosity, o da çok önemli. 600 dedik ya, 600 işte wavelength'te kırmızıda. Diğerlerinde çok emit etmiyor yani. Artı eksi 25'lik bir şey var diyordu. Ambient temperature arttıkça luminosity düşüyormuş. Burada onu gösteriyor. Ambient temperature yine arttıkça ne diyor? Forward current yine düşüyormuş. Belli bir yerden sonra sıfır çalışmıyor. 80'den sonra onu gösteriyor. Bu da viewing angle, yani onun hani ne kadar açıdan gözüktüğüyle alakalı bir şey. Neyse, genel itibariyle olay bu yani. Çok hani en detayı bu, ama önemli olan 3 tane yer var. Birincisi continuous forward current. İkincisi peak forward current. Üçüncüsü de forward voltage. Bunlara göre tasarlamanız lazım. Yani siz eğer 5 volttan direkt LED'i bağlayıp ground'a bağlarsanız eğer, tabii ki otomatik olarak segmentleri yakarsınız yani. Hemen yanmasa bile belli bir süre sonra yanacaktır. Çünkü şey yok yani, belli bir resistance, yani bu çok minimum bir interesting resistance varsa bile hani 5 eksi 0,5 bölü sonsuzdan çok yüksek bir current yapıyor yani. Onu şey yapmanız lazım. 20 miliamp eşitlemeniz lazım yani. 3,3'e bağladınız diyelim ki. Bunun da typical voltajı 2 ya. 3,3 eksi 2 ne yapıyor? 1,3 yapıyor. 1,3 bölü 20 miliamp dediğiniz zaman size ne kadarlık bir resistor kullanmanız gerektiğini söyler. 1,3 bölü 20 miliamp de ne yapıyor? 2 ne yapıyor? 610 gibi bir şey mi yapıyor yaklaşık olarak herhalde? Ne kadarsa whatever yani. Öyle genelde de zaten işte 300-500, 1K'nın altında bir şey kullandığını görürsünüz. Neyse, bunu da bahsetmek istedim. Bir tane bir şey var herhalde. Aynen, yani çalışır. Hani illa 20 milyon şey dedi birisi. Ben 820 onu taktım. Güzel çalıştı. Tabii ki yani belli bir bunun şeyi yok. İlla şu olacak, illa bu olacak gibi bir şey yok. İşte 20 milyon pek genelde yapacağınız hangi led tipini kullanıyorsanız, 20 miliampe şeydeki verilen değere göre data sheet'inde işte oraya fixlemeniz, yani rezistörleri öyle seçersiniz. O yüzden çok internette sağda solda baktığınız şeylere aman aman güvenmeyin yani. Özellikle bizim Türk sitelerinde çok fazla şey vardır. Hani arkadaş yaptı, ben de bunu koydum falan gibi. Data sheet'te şey vardır ya. Sadece dediğim gibi iki tane şey yazsa yeter yani. Doğrudur, olabilir yani, hani önemli olan dediğim gibi 20 miliamp gibi düşünün yani, çok fazlası zaten şey değil. Bizim dediğim gibi genelde işte birisi şöyle gösterdi, ben de öyle yaptım gibi şeyler çok olur. Güvenmeyin dedim. Siz sonuçta belli bir şeyiniz var yani, altyapınız var. O altyapınız doğrultusunda hareket edin. General purpose input output.
GPIO ile alakalı yani daha önce konuşmuştuk unofficial'da. Official böyle bir şeyimiz yoktu, slide'ımız yoktu. O yüzden birazcık onunla alakalı konuştum. Yani for connecting various devices, devices, sensors and actuators of different types of interfaces. Exist on a microcontroller. Yani bir şeylere bağlamak için sonuçta display'ler var, sensörler var, aktüatörler var, device'lar var. Bunların hepsine bağlamak için belli bir interface'e ihtiyacınız var. O nasıl konuşuyorsa, komünikasyon nasılsa. Basit bir LED için bile yani sonuçta belli bir voltaj verip çekmeniz lazım. Şey yapmanız lazım yani bir pinlere ihtiyacınız var yani. Bu physical pinleri de işte input ya da output olarak konfigüre edebilirsiniz yani. Daha doğrusu interface bunu gerektirecektir yani. Input ya da output gerektirecektir. Mesela bir komünikasyon için işte bir transmission varsa bir de receive tarafı vardır ki yani kimisi input kimisi output olarak tanımlamanız lazım. En basit örneğinden LED'ler için belli bir output gerekirken butonları okumak için belli bir input gerekecektir. Birisinin mikrofonu açık zannedersem arkadaşlar. To support various communications and protocols, these pins can be also configured as... Yani tabii ki bu sadece basit GPIO general purpose haricinde bu tarz işte komünikasyonları, bu tarz modülleri kullanabilmek için bu pinleri alternatif fonksiyonlarına da yöneltebilirsiniz. Genelde mikrokontrolörler yani FPGA'ler kadar tabii ki configurable olmasa da belli bir size opsiyon sunmaya çalışıyor. Sonuçta FPGA'lerde nasıldı? Bilenler, bilmeyenler için en azından. İçeride tanımlarsınız. Dışarıda pinler vardır. Dışarıdaki pine siz istediğiniz gibi bağlarsınız. Herhangi bir restriction yoktur yani. İstediğiniz yere bağlamaya tamamen sizin yerinizdir map ettiğiniz. GPIO şeylerde, mikrokontrolörlerde öyle değil. Mikrokontrolörlerde biraz daha durum farklı. Onlar da belli fonksiyonlar verirler. Belli fonksiyonlar çünkü o pine tanımlıdır. Belli fonksiyonlardan istediğiniz bir tanesini implement edersiniz. Hani genelde durum o yönde çalışır. General purpose can either digital, tabii ki digital output ya da digital input olarak seçebilirsiniz. Farklı şeyler de mevcutlar. Register value. Digital output derseniz işte mikro işlemciniz 3.3 voltta çalışıyorsa 3.3'e tekabül edecektir. Digital 0 verirseniz de 0 volta tekabül edecektir ki voltaj veriyorsunuz burada. Input olarak alırsanız da herhangi bir şey yok zaten sense ediyorsunuz input'u. O yüzden bağlı olduğu bir yer yok. Genel olarak şöyle bir şey var. Chart var. Simple connection diagram. Yani dışarıda GPIO. Şöyle büyütelim bunu yine. Şöyle yapalım. Dışarıda bir GPIO pininiz var. Dışarıdaki GPIO pini geliyor. İki tane şeyiniz var. Tri-state buffer'ınız var. Diyelim ki buraya geldi ve şurası açık. Hatırlarsanız burası enable değilse bu high Z oluyor. Open alıyor yani. Buraya bir belli bir bağlantı olmuyor. Kapalıysa da burasına direkt buraya bağlanıyor. Bir direkt bire geçiyor. Sıfır direkt sıfıra geçiyor gibi. Ondan sonra latchlerler bunu işte read ederler. İşte ondan sonra bas aktarırlar. Aynı şekilde gönderdiğiniz işte latchlerini tri-state buffer'la enable ederseniz mesela direkt GPIO pine yazarsınız. Yine aynı şekilde tri-state buffer. Direction'a da dikkat ederseniz bir tanesini seçerseniz diğeri seçilmeyecektir. Birisini seçerseniz diğeri seçilmeyecektir. Yani inverted olduğu için yani two different levels'ten kastım. Sistem bu şekilde genel yapısı yani bu GPIO'nun. Tabii ki bu iki tane basit okuma yazmak için farklı farklı modüller gelince farklı farklı şeyler olur. Peki bizde nasıl yani G0'da en azından nasıl ve aslında Cortex-M'lerin çoğunda böyle. HGPO pin can be configured from mother 00 01 10 11 4 yani 2 bitlik bir şey alana sahip her bir pin. Her bir pini ya digital input ya digital output ya alternate function ya da analog input reset state olarak yani analog input olarak seçebiliriz. Default olarak reset state'i analog input'taymış. Yani şu anda çalıştırdığınız zaman direkt analog input olarak konfigüre edilmiş durumda. O yüzden input ya da output tanımlamak isterseniz orayı seçmeniz lazım. Kimi zaman direkt mesela digital input olarak reset state olabilir. Bunu da işte data sheet'e baktığınız zaman data sheet'in üstünde reset state'in ne olduğunu veya aşağıda reset state'in ne olduğunu gösterirler. Şurada bir tane snapshot aldım. GPIO X Modder herhangi bir GPIO port için A, B, C, D, işte F. Dediğim gibi işte sıfırıncı pinin bağlı olduğu, birinci pinin bağlı olduğu, ikinci pinin bağlı olduğu, üçüncü pinin bağlı olduğu vesaire. Bunları zaten şeyde yaptığınız için assembly'de az çok biliyorsunuz. Burayla alakalı hiçbir şey yapmadınız. Hiç ekstra opsiyonları var tabii ki GPIO'nun. Sadece işte ileri yani dışarı output input değil de birkaç tane daha konfigürasyon sunuyor. Bunlardan bir tanesi push pull ya da open drain, high Z tarafı. Şimdi push pull ya da open drain şu demek. Biz bir nerede o şuraya geri dönelim.
Mesela bu output pini. Diyelim ki biz buradan 0 gönderdik ve 0 gitti güzel. 1 gönderdik, 1 gitti güzel. Fakat eğer burası bir basa bağlıysa, yani şu tarafıysa işin diyelim ki, basa bağlıysa, bunu herkes sürdüğü için herkesin 0 ya da 1 sürmesi bir şekilde distro edecektir. Yani o 0'a mı çekecek, 1'e mi çekecek bilmediği için. Bir open drain yani boşta tutması lazım. Floating tutması lazım. High Z'de, high impedance'da dediğimiz oydu. İsterseniz dediğim gibi bazı protokollerde işte bus özellikle busla çalışan protokollerde bu gerekli. Spesifik olarak da I2C mesela bizim görüşlerimizin içerisinde open drain gerekli. Diğerlerinin genel olarak hepsi bir yer yani point to point bağlı olanların hepsi de push pull genelde olarak kullanılır. O type register bu da. Output type diye. Each output can be output speed can be configured. Bu en kafa karıştırıcı şeylerden bir tanesi bu speed. Yani speed dediğin zaman illa çok aman aman belli bir şey ifade etmiyor teknik olarak da. Şöyle diyelim. Bunu değiştirdiğiniz zaman rise time'ınızı ve fall time'ınızı değiştiriyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Yani speed'iniz o yüzden 3-4 tane şey var. Very low, low, high, very high gibi 4 tane speed var zannedersem. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama işte 2 MHz'lerde falan çalışıyorsanız very low yetecektir. Yani default olarak very low. O yüzden speed'le alakalı hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Hiçbir zaman dokunmanıza gerek yok neredeyse. Çok böyle high speed bir şeyler yapmıyorsanız. Sallıyorum. Ethernet işi yapmıyorsanız yani. Each IO pin can be configured to have internal pull-up pull-downlar var. Çok weak bunlar yani. Bunları kullanabilirsiniz. Özellikle ben denemedim ama büyük ihtimalle içerideki geçen hafta şeye bakmıştık da taşıyıcıda herhangi bir pull-up yoktu. Bastığınız zaman direkt aşağı doğru çekiyordu. O yüzden internally bir pull-up gerekiyor. Konfigür ederseniz büyük ihtimalle o reset pinini çalıştırabilirsiniz. Aranızda çalıştıran var mı bilmiyorum yani. O da PUBDR işte pull-up pull-down register. Pull-down register. Bununla konfigür ediliyor. ODR ile IDR'ı biliyorsunuz. ODR yazmak için, IDR okumak için kullanılıyor. İkisinden de okuyabiliyorsunuz herhalde. Ayrıca ODR'da okumak için kullanılıyor. Yani okuyabilirsiniz ama. IDR Input Data Register, Output Data Register. IO pins can be chosen to work as an alternate function. Bir de alternate fonksiyonlar var. Sonra konuşacağız yani. EFRL, EFRH var. Diğer bütün peripheral'ları kullanırken pinleri değiştirmek için bu iki şeyi kullanacaksınız. Register'ı kullanacaksınız. Onlarla alakalı yeri geldiği zaman konuşuruz. Bu da STMOS G0'daki GPIO peripheral'ın bağlanması. Dediğim gibi IO pininiz geldi. İşte weak pull-up'ınız, weak pull-up'ınız. Bunu enable etmeniz için işte onun falan register buraya geliyor. Enable ediyor. Daha sonra iki tane, en azından üç tane diyelim. Bir analog input output var şurada. Bir burada input driver'ınıza geliyor. Bir de output'unuza geliyor. Var burada bağlı. Input'una geldiğiniz zaman shim trigger'ınız var. Shim trigger'ı şey gibi düşünün yani belli voltaj seviyelerinin altındayken sıfır belli voltaj seviyelerinin üstündeyken bir verecektir. Yani çok böyle değiştirmeyecektir sistemi gibi düşünebilirsiniz. Ondan sonra da isterseniz işte digital input data register'ını şey yapıp okuyorsunuz. Okuyabilirsiniz yani. Çıkışta da yazdığınız output data register. Oradan geliyor işte alternatif fonksiyonda ise genelde bu tarz diyagramlarda herhangi bir max görürseniz bu şu demek yani bu register'larla selectable demek yani bir register'a bir şey yazınca pat buradaki şeyi seçiyorsunuz gibi. Burada başka çok yoktu mesela on off on off on off onlar yine register'a bağlı şeyler. Output kontrolde yine aynı şekilde iki tane şey gitmiş bir CMOS devresine gitmiş ama output kontrolün içerisinde işte belli bunu aç kapa hani ikisinde kapa ikisinde aç tarzı şeyler var bunu high Z'ye çekebilmek için. İşte push pull open drain veya disable tarafına getirilebiliyor. Genel olarak böyle çalışıyor sistem. External interruptlarla alakalı konuşalım. Sometimes we want to be aware of a change in external signal and act on the change. This may be a simple button press or a communication signal. It can also work as a wake up source for the CPU from sleep mode. Microcontrollers usually include one or more interrupt capable pins for these type of situations. Yani dışarıdan bir sinyal geldiği zaman biz bu sinyali bir şekilde almaya çalışıyoruz, almak istiyoruz. Aynı şekilde uyku modundaysak eğer işlemciyi çünkü uyku moduna sokmamız bizim battery save için yani ve belli bir enerji hani low energy application için çok önemli. O yüzden buradan wake up için de belli bir interrupt source'umuz olabiliyor. Bazen işte bir tane, bazen birden fazla pin mikrokontrollerler ayırabiliyor. Yani eski mikrokontrol şeylerde falan yanlış hatırlamıyorsam yani bu CSO8'ler vardı.
8 bit mikro işlemciler şeyin Freescale'in. Onlarda mesela bir tane ayar Q-Line'ı vardı yani bir tane oraya bağlıyordunuz istediğiniz pinleri ama şimdi bu Cortex-M'lerde bütün pinler neredeyse eksi 10 interrupt olarak ayarlanabiliyor. Bütün pinlerden bir şekilde wake-up yapılabiliyor. Wake-up kısmında aynı mantık şeyden düşünün yani bilgisayarınızı sleep aldınız, klavyenize dokundunuz, bilgisayar açıldı. O mantıkla düşünebilirsiniz yani sistemi. XT, bu modülün adı XT. GPIO Max tabii ki bir ton pin olduğu için ve external interrupt modülleri veya fix olduğu için belli bir şey. Şöyle bir sistem geliştirmişler. Bütün portların sıfırıncı bitlerini belli bir max'a sokup bunu sıfırıncı external interrupt line diye adlandırmışlar. Belli bir register'dan seçilebilir. Yine dedim ya max belli bir yerden seçiliyor. Aynı şekilde bütün birler belli bir 1'e, bütün işte 2'ler belli bir 2'ye vesaire vesaire. Bütün 15'ler belli bir 15'e. Yani şöyle düşünün. Diyelim ki sizin iki tane butonunuz var ki labda öyle. Butonunuzun bir tanesini işte A0, bir tanesini B0'a bağlarsanız sıkıntı. İkisinden birden alamazsınız ama bir tanesini A0'a, bir tanesini B1'e veya bir tanesini A0'a, bir tanesini A1'e bağlarsanız ikisini de ayrı ayrı kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken de o yani. Farklı numaralara bağlamak, farklı portların olması çok çok aman aman önemli değil. Burada başka yok herhalde. Evet. Extra register'ları ne? Tabii sonuçta biz bir şekilde bir voltaj var yani logic level var ya 0 ya 1 gibi bir logic level var. Bu logic level'da da 0'dan 1'e ya da 1'den 0'a olan transition ya da ikisini birden yakalamak isterseniz bunlar için de ayrı ayrı iki tane register var. Rising Edge Trigger Selection, Falling Edge Trigger Selection yani falling olduğu zaman veya rising edge olduğu zaman beni uyar şeyleri var. Her bir bit her bir pine tekabül ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Software Interrupt Enable var. Software Interrupt Event Register whatever. Yazılımdan da kendiniz bunu trigger edebiliyorsunuz. Yani sanki dışarıdan gelmiş gibi yazılımdan hadi şimdi External Interrupt'ı trigger et gibi bir şey yapabiliyorsunuz. Bu register'da o işe yarıyor. Ondan sonra RPR1, FPR1 diye iki tane Rising ve Falling Edge Pending Register'ları var burada iki tane. Bunlar da burada bir hani bir trigger geldiği zaman, belli bir şey geldiği zaman interrupt, pending bitlerini ayarlıyorlar. Hatırlıyorsanız geçen haftadan bunlar hardware'ın set ettiği ve sizin software'da kapatmanız gereken pending şeyleri, bitleri. Yani burası interrupt rutininizde kapatmanız gereken kısım. Eğer bunu kapatmazsanız şöyle bir sıkıntı olur. Oluyor genelde. Diyelim ki rising geçti ayarladınız. Geldi. Interrupt rutininize girdiniz. Service ettiniz. Fakat pending register'ı clear etmeden çıktınız. Dolayısıyla bir de hala pend olduğu için, sanki yeni bir tane daha gelmiş gibi tekrar interrupt'ınıza girer, sürekli yani bir infinite bir loop oluşturur. O yüzden geldiği zaman işte gerekli yere hangi bitse mesela işte sallıyorum PB1'i kullandınız, birinci bitine bir yazdığınız zaman onu clear etmiş olacaksınız. Hangisi ise işte falling ya da rising için. Ondan sonra XTCR registerları var. Bunlar 4 tane. 4 tane olmasının sebebi de böyle bir sebebi var, çok önemli değil. Each external interrupt has 8 bit fields. Yani 32 bitlik register bunlar. Her external interrupt'ın 4 bit field'ı var. Yani şuradan baktığımız zaman şu zımbırtılar. Şöyle düşünün. XT1'in ilk 8 biti sıfırlar için. İkinci 8 biti birler için. Üçüncü 8 biti ikiler için. Dördüncü 8 biti de üçler için kullanılıyor. Ondan sonra XTCR2'nin işte ilk biti dörtler için vesaire vesaire giderken işte en son dördün son bitleri şeyleri yani son 8 biti yani 24 ile 31 arası 15'ler için kullanılıyor. En son bir de I am mask register. Burada da hangi interrupt'ı açıp kapattığınızı söylüyorsunuz. Yani gerekli olansa stepler ya rising edge'i ya falling edge'i ya da ikisini birden çalıştıracaksınız. Set edeceksiniz. Ondan sonra eksiden hangi burası size şey verecek. Hangi pinde ben rising falling geç yakalamak istiyorum diyeceksiniz. Burada hangi portta kini yakalamak istiyorum diyeceksiniz. İşte A1 mi, B1 mi, A3 mü, işte B3 mü gibi. Interrupt mask register'da hangi pini yine 3, 5 hangisi ise onları açmak için kullanacaksınız. Yani 1, 2, 3 tane stepiniz var burada yapmanız gereken. Operasyona baktığımız zaman da birazcık karmaşık gözüküyor ama genel olarak sistem bu şekilde. Şu aşağı taraflar tamamen wake up için çok da önemli değil. Configurable bir event geldiği zaman asynchronous edge detection circuit var. Falling edge trigger, rising edge ve software trigger hangisinin işte ikisinden birisini seçtiyseniz dışarıdan geldiyse onlara bakarak veya software event verdiyseniz direkt.
alarak bir şekilde Rising Detect Pass, yani bir şekilde bunu synchron haline getirecek tabii ki. Senkronize ediyor burada. Yaptıktan sonra yaptıktan sonra Pending Request Register, belli bir pend oluşturuyor. Oradan şey yapacak, belli bir interrupt oluşturuyor. Eğer, ha pardon, direkt gitmiyor, çok özür dilerim. Burada belli bir şey var değil mi? Buraya geldi, şuradaki end kapısına geldi. End kapısının ikinci koşuluna Interrupt Mask Register'dan, yani şuradaki IMR'dan bunu enable etmeniz. Bunu da enable ettikten sonra, eğer o enable'sa, ikisi birden pending request oluşturuyor. Yani dediğim gibi folding'i seçtiniz, gitti. Source'u seçtiniz, hangisinin olduğunu aldı, şurayı konfigür etmek için. Geldi, en sonunda Mask Register'dan açtıysanız pending request verir, ondan sonra da şey oluşturur. Geri kalan aşağıdakiler CPU'da wake up oluşturmak için, çok da şu anda bizim için önemli aman aman değiller. Basit bir örnek koydum. Mesela ne dedim? Port C'nin C kaça bağlamışım? 1'e. C1'de mesela bir tane butonum olduğunu düşünüyorum. Yani external interrupt setup etmeye çalıştığımı düşünüyorum. İlk yaptığım şey işte şeyi seçmek. Port C'yi seçiyorum mesela. Yani ikisinin sırasının çok çok aman önemi yok da. Next işte CR'dan C1 olduğu için 0, 1, 2, 3, yani ilk CR register'ında bunlar dörtlük bir array, hani 0, 1, 2, 3 diye gidiyor bunlar. Yani şuradaki 1 nerede? Şuradaki 1 sıfırıncı indeks, hani şeydeki struct data structure olarak tanımlandığı için bunlar. İşte eğer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ise pinler, işte buraya 1 olması lazımdı. İşte 8, 9, 10, 11 ise burası 2 olması lazımdı. 13, 14, 15, 15 ise 16, 16, neyse bir tane kaydırdım. Burası 3 olması lazımdı yani. Ondan sonra buraya, bunun şeyini yazmadım mı? Ha, tamam, şurada var yani max'a. Aslında bu max'a bakarsak şu aslında. Port A için 0-0 yazacağız. Port B için 0-1 yazacağız. Port C için işte 0-2 yazacağız. Hexadecimal. D için 0-3 vesaire vesaire. D gidecek. Bizde tabii ki sadece şu 3 olduğu için, de gerçi şey var, F var şurada bir tane reset için de. Onun için eksi 10 interrupt olabilir aslında. Neden? Ona göre bir şey yazacağız yani gidip. Burada da 2 yazmamanın sebebi o yani. Port C olduğu için işte A, B, C, 0, 1, 2. 2 yazıyoruz. Birincisi olduğu için ilk 8 bit değil, yani 0 ile 8 bit arası değil. Bir sonraki 8 bite gitmeniz lazım. O yüzden 8 biti 1 ile çarpıyorum yani. Hani bit 8 bit sola kaydırıyorum bunu. Yazacak olsaydım, yani 3 olsaydı bunu 3 kaydıracaktım. 4'e yazacak olsaydım burası 1 olacaktı, burası 0 olacaktı. 4 ilk başta olduğu için. Vesaire vesaire, belli bir şey var, lojiği var yani. Bakınca şeyi anlarsınız yani, nereye yazmanız gerektiğini. İlla böyle yapmak zorunda değilsiniz. Aşağıda da onu belirtmeye çalıştım. Yani şu renk kodlarıyla da belli etmeye çalıştım. Şu şuraya gidiyor, şu mavi şuraya gidiyor, şu mor da şuradaki mor. Eksi fallen gate detect etmek istiyorum dedim. Gittim işte birinci pine için bir yazdım ona. İşte aynı şekilde mask etmek istiyordum. Tabii ki onu açmak istiyorum. Birinci pine bir yazdım. Şu anda artık external interrupt'ım hazır. Eğer ben gidip de external interrupt handler yazdıysam, external interrupt otomatik olarak zıplayacaktır. Ha pardon, bir şey daha vardı. Geçen haftadan söylemiştik. Her şeyi tabii ki kendi içinde enable ettikten sonra bir de nvid'de bunları enable etmemiz lazım. Şişte bir interrupt'ı. Nvid'de bir de ne yapmamız lazım? Aynı şekilde priority'yi set etmemiz lazım. External interrupts'lara baktığımız zaman şeyde, bizim board'umuzda 3'e gruplanmışlar. Yani 0 ile 1 için bir tane handler var. 2 ile 3 için bir tane var. 4 ile 15 arasındaki bütün interrupt'lar için de bir tane var. Yani 3 tane. Lab'ı da o yüzden birazcık update ettim. Ben niyeyse 0 ile 15 diye görmüştüm ilk. Sanki bir tane varmış gibi görmüştüm ama 3 tane varmış. Şeylerde, daha büyük mikro işlemcilerde bunlar daha fazladır yani bu gruplar. Belki hepsini ayrı ayrı bile verebilirler yani. Hiç ayrı ayrı veren görmedim hoş da. Yani Cortex'lerde verebilirler yani, olabilir. Ne yapacaksınız? Startup koduna giderseniz orada şeyler gözükecektir. Zaten biraz sonra da bakarız neyin nereye gittiğini. Envik'teki şeyler de buradan ayarlıyorsunuz yani. Bunların numarası neyse Envik'e onları vermeniz lazım. Zaten bu da bir enum, imum. O yüzden de direkt otomatik olarak bunu yazarsanız Envik şey yapacaktır yani. Envik, hatırlamıyorum şimdi, set priority'ydi bir tanesi. Bir tanesinde enable interrupt mıydı, enable ASR mıydı, öyle bir şey değil mi? Onlar neyse. Figürat ederiz biraz sonra. Var mı bu eksternallerle alakalı sorunuz? Çok karmaşık bir şey yok zaten. Lambda, yani bu haftaki lab da bunlarla alakalı. Yani literally aslında bu kadar. Yani labın, bu haftaki lab çok basit yani. Çok zamanınızı almayacaktır.
Birazcık hani geçen haftadan sonra birazcık böyle bir tık bir dinlenin, ondan sonra şeyi arttıralım diye düşündüm. O yüzden lab birazcık basit yani, o kadar üzülmediğin biri, bazıları üzülmüş gözüküyor da basit olduğu için üzüldü, tam şey yapamadım yani. Time repair falan. Şimdi geldik asıl şeylere. Yani bizim mikro işlemcilerin yine en önemli konularından ikincisi de timer. Yani birisi interrupts'a, diğeri de timer. Sonuçta timekeeping is an important concept for embedded systems and usually want to exact timing information. Yani biz tabii ki time önemli ve genelde biz o anda saatin kaç olduğunu değil de belli bir event olduktan sonra ikinci bir event geldiği zaman o arada ne kadar zaman geçti bunu bilmek istiyoruz. Tabii ki o andaki exact time'ın da ne olduğunu bilmek istiyoruz da o ayrı bir modüle gidiyor. Ama bizim genelde bilmek istediğimiz şey iki şey atarız. Çünkü biz mesela sensörlerden data alıyoruz. Sensörler data aldığımız zaman iki sensör datası arasında data almaya çalışıyoruz. Yani DSP ders alıyorsanız sampling falan görürsünüz veya sampling test signal sistemlerde. Belli bir aralıklarla almazsanız sonuçta düzgün bir reconstruct edemezsiniz yani, aynı mantık. Genelde de bizim yapmak istediğimiz şey bu. We want exact timing information. Loading this task to the CPU. Eğer böyle bir peripheral olmasaydı tabii ki CPU zor olacaktı yani bunu determine etmesi. Niye? Çünkü instructionlar çalışıyor. Yani pipeline var. Acaba işte data hazard oldu mu? Orada read after write mı vardı? Write after read mi vardı? Write after write mı vardı? Ne vardı? Veya işte ne bileyim başka bir dependency mi vardı? Hani başka bir control dependency mi vardı? Ne vardı yani? Gecikti hani, bilemeyiz yani. Tam CPU'da olduğu zaman işler sıkıntı veya başka işler var. Başka işlere gitti geldi işte, interrupt ediyor bir yandan. Determine etmek çok çok zor yani, non-deterministik olur yani bu da, o yüzden. Ve yine efficient olur tabii ki de yani, işlemci durup dururken sürekli add R1 1, add R1 1, add R1 1 gibi bir instruction çalıştırmanın çok da aman aman lüzumu yok yani, işlemcinin başka daha önemli işler yapması lazım. O yüzden bir tane dedicated counter koyarlar mikrokontroller vendorları. Bu counter tabii ki işte uptown, işte genelde uptown to from given values diye çalışır genel itibariyle yani. Ve genel olarak da bittiği zaman bir indication yapar. Aslında tamamen sizin geçen dönem timer labında yaptığınız veya işte bir counter labında yaptığınız counter'la aynı yani. Belli bir sayı veriyorsunuz. Bilmeyenler için de çok önemli değil yani. Belli bir sayı veriyorsunuz. 150. Oradan aşağı doğru sayıyor. Sıfıra vurunca done diyor yani. Done sinyalini açıyor. Olay bu aslında tamamen. These modules can include various functionality such as count uptown, one shot continuous count. Çok farklı fonksiyonaliteleri olabilir yani. İşte aşağı sayıcı, yukarı sayıcı, işte bir seferlik sayı veya sürekli sayı gibi farklı farklı modülleri olabilir. En basit şekilde böyle görebiliriz yani. Soldan belli timer enable ettiğiniz belli bir clock geliyor. Geldikten sonra işte belli bir reload register'ımız var. Bunu genelde buffer olarak kullanırsınız. İşte buraya 150 yazdınız. Buraya load eder. Ondan sonra burada saymaya başlar. 150'den aşağı diyelim ki sayıyor. 150, 149, 148 her clock cycle'da. Ondan sonra burayı okursanız da işte current value'sunu alırsınız. Sıfırdan aşağı indiği zaman overflow oluşacaktır. Overflow oluştuğu anda mesela işte overflow varsa eğer, bir overflow flag'le tak hemen işte enable edildiyse diyelim ki, ve envic'ten de enable edildiyse time interrupt verecektir mesela gibi. Hani interrupt setlediyseniz, setetmediyseniz overflow oluştuktan sonra tekrar reload edecektir. Tekrar aşağı doğru devam edecektir saymaya yani, herhangi bir interrupt kısmını enable etmediyseniz. En basitinden yani. Timer counter modu. Timer's clock source can be selected. Yani istersek timer modunda çalıştırabiliriz. Synchronous bir şekilde count clock, yani her clock pulse'ı seçebiliriz ya da işte clock pulse'ları çok da şey değil. Ya da async olarak işte belli pulse'ları dışarıdan gelen, mesela işte passing through assembly line, bir tane assembly line'ınız var yani. Oradan geçen partları saymak istiyorsunuz. Çünkü sürekli aynı şeyde geçmiyor. Hani async bir şekilde geçiyor. Bunları da sayabilirsiniz. Böyle iki farklı modda yapabilirsiniz. Count direction can be fixed or selectable. İşte count direction, bazı counter'larda sadece down counter diyebilirler, sadece up counter diyebilirler. Bazıları da selectable, up down, siz seçebilirsiniz. Çok aman aman önemli mi? Whatever yani, çok da önemli değil. Count value can be read written by işte microcontroller unit. Okuyabilirsiniz, yazabilirsiniz tekrar işte 700'ü fixlemek istiyorum, 1000'e fixlemek istiyorum gibi çalışırken. Çünkü şurada şey var ya, ekstra bir register var ya, bunu okuyup 700 yazdığınız zaman bitirdikten sonra 700'den aşağı saymaya başlayacaktır. Mesela 1000'se diyelim ki. Yani o anda sayını okumuyorsunuz da dışarıdan gelene.
Sen de sıfırlayabilirsiniz teknik olarak da yani. Aman aman. Timer'lar için çok önemli değil de. Önemli olan kısmı göstereceğim ileride. Counter overflow action can be selected. İşte generating interrupt yapabiliriz dedik. Reload counter value dedik. Veya toggle belli bir output sinyali yani toggle edebiliriz yani. Basic timer operation'da aşağıda gözüktüğü gibi. Auto reload vardı. Bizim en azından bizim boardlar için. STM32 sıfırlar için. Counter var. Clock geliyor. Belli bir prescaler'dan geçiyor. Prescaler'ın amacı işte gelen clock, her clock sinyalimi sayayım, her iki clock sinyalimi sayayım, her dört clock sinyalimi sayayım gibi. Yani her kaç clock sinyalini saymak istiyorum ben. Eğer prescaler sıfırsa her bir clock cycle sinyalini seçmeye çalışıyorum. Genelde prescaler artı bir hani bilmem işte clock bölü prescaler artı bir diye düşünün. O yüzden sıfırsa diyelim ki her clock cycle'ını saymak istiyorum. Bir ise işte her every other clock cycle'ı saymak istiyorum. Yani ne demek? Her iki clock cycle'da biri saymak istiyorum. Ha. İki ise her üç clock cycle'da biri saymak istiyorum vesaire vesaire. Ondan sonra bittikten sonra işte stop clear up ne yapıyor işte belli interrupt oluşturuyor. Maximum value tabii ki bir şey olacak yani diyelim ki bir interrupt generate etmek istiyorsunuz ve every t second yani every 10 second falan projede gördüğünüz every 10 second'lık bir şey var. We need to find the associated reload register value. Tabii ki neye bağlı olacak? Burada processor'ın clock frequency'si çok önemli ve bus frequency ona bağlı olarak timer nereye bağlıysa çünkü oradaki bastan çalışıyor. For example, to create a timer with 300 millisecond period or interrupt rate for a processor running at 60 MHz. 300 milisaniye periyodlu bir timer yani bir interrupt yaratan bir timer yaratalım, oluşturalım. Running at 16 MHz'de çalışacaktır. Eğer 16 ile 300'ü çarparsanız aslında direkt otomatik olarak sayıyı bulacaksınız yani. Burada kaç yapıyor? Çok yüksek bir sayı yapıyor. 4.800.000. Yazarsak eğer her 300 milisaniyede bir bize bir interrupt verecekmiş demek. Her 300 milisaniyede bir ne demek? Saniyede 3 kere falan bize şey verecek demek. Yani LED'i saniyede 3 kere diyelim ki sadece LED'i toggle ediyorsa LED saniyede 1,5 kere falan işte 10 olacak. 1,5 kere de off olacak gibi düşünebilirsiniz yani hani. Takıl 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 gibi. Ama yani bu ikisinin çarpımının eğer interrupt'ın çünkü şey olabilirdi hatırlıyorsanız nerede yazdım? Şunu 16 ya da 32 bit olabilir ya. 16 bitse mesela bu sayı çok büyük 16 bit için yani 5 tane 65 binden sonrası 16 bit için büyük 32 bit için küçük. Eğer 16 bitlik bir counter'da çalışıyorsanız bu sayı olmayacaktır. Orada da neye gireceksiniz? Prescaler'a gireceksiniz. Yani bunu ben kaça bölersem işte prescaler o derecede arttıracağım. Ona göre bana daha fazla şey verecek demektir. Yani böleceğiz mesela. Prescaler sıfırsa 1'e bölüyoruz bunu normalde. 4 milyon 800 bin. Ama prescaler mesela 9'sa diyelim ki prescaler hani 10'a bölmüş oluyoruz. 10'a böldüğümüz zaman bir tane daha sıfır gidiyor. Yani prescaler'a eğer biz ne yapacağız? Eğer 99 yazarsak mesela şu anda 48 bin yazacağız. 48 bin 16 bite sığabilecek bir rakam olmuş olacak. Öyle de daha çok yavaşlatabilirsiniz. Yani biraz bunu yapmanız lazım. Tabii daha büyük saniyeler için daha farklı sistem yöntemler geliştirmeniz gerekiyor olabilir. Yani tam düzen de demeyebilirsiniz. Ona da bakarsınız. Bir örnek verelim. Mesela stopwatch diyelim. Bu birazcık daha böyle düşündüğümüz bir örnek olsun. Hem de uykular açsın. Diyelim ki bir tane stopwatch yapmak istiyoruz. Yani stopwatch'tan kastımız ne? Bir basacağım, işte başlayacak saymaya, durduracağım, duracak falan tarzı öyle bir şey. Bir tane display var. 7 segment display olmasın da bir tane LCD olsun mesela. Yani biraz daha hani fancy bir şey olsun yani. Furman's LCD, 7 segment display. Measure time, işte sonuçta bir şekilde zamanını almamız lazım. Zamanı biz işte saniyede sürekli zaman almamız lazım yani. Bir saniye alırsak stopwatch'ımızın çok bir aman aman önemi yok. O yüzden de biraz daha düşük yapalım. Diyelim ki 100 mikrosaniye resolution olsun. Bu da ne yapıyor? Saniyede 10 bin mi yapıyor? Bir milisaniye olsaydı 1000 olacaktı. Bir tane daha 10 düşük. 10 bin kere ölçüyor saniyede. It's good enough. Display lapse time, updating screen. Tabii ki saniyede ben 10 bin kere alıyorum ama display'i 10 bin kere update etmem mantıklı bir şey mi? Siz de şeyde yaptınız. Yani projede yaptınız ama yani çok mantıklı mıydı her seferinde update et, her seferinde update et? Yani bir kere problem ne oradaki her seferinde display'i update etmedeki?
Hangi cevap bulacak birisi? Evet. Şey yapabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Bu display'in sorunu şu, update etmezsek yani dördünü birden mesela aynı anda yakıyoruz, tek bir sayıyı yaptık diyelim. O zaman işte sürekli aynı sayıyı bütün şeylerde, ne dersin, segmentlerde gösteriyor. Ya o 7 segment display'in çalışma mantığıyla aslında. Onu dedim ya, 7 segment display'i boş verin. LCD olsun yani. Çok önemli değil hani. Oradaki dediğinde haklısın yani. Orada bir time division multiplexing yapmanız lazım yani. Zamanı bölmeniz lazım, multiplex etmeniz lazım. O değil. Yani LED'leri düşünmeyin yani. Burada LCD ekranı düşünün yani. Hani televizyonu düşünün mesela veya. Hani buradaki hani saniyede 10 bin kere update etmenin şeyi ne yani, mantığı ne orada, veya belli bir mantığı olabilir mi yani, saniyede 10 bin kere update edilmesi. Görüntünün değişmesinden dolayı olabilir mi, hani İşte fresh rate olarak dediğim. değişmesi bizim gözlerimiz algılayabilecek mi onu? Algılamaz. Çok kısa bir Algılamaz. saniye Biz olduğu ne için. kadar yani görmesi yetersiz. Aynen. Ne kadar görebiliyoruz biz? Maksimum. Saniyede 30 falan average, işte 60 falan çok iyi olabiliyor ama da maksimum yani 60, 70, 80'lerin üstüne zaten aman aman çıkamıyoruz yani. O kadar farkı fark edemiyoruz yani. O yüzden eğer bir saniyede 10 bin kere bir şey update edersek hakikaten şeyin dediği gibi, Murat'ın dediği gibi enerji israfı yani, boşu boşuna. Ve enerji israfından da geçtim. O kadar update etme süre yani süresi uzun olabilir update'in. Dolayısıyla zaten tightly scheduled bir şeyimiz var yani. Zaten 16 MHz'de çalışıyoruz belki, hani çok yani yetmeyecek yani. Bir sonraki update'i kaçıracak, anlatabildim mi? Zaman olarak yetmeyecek. Aynen. O yüzden de ne yapalım? 10 milisaniyede bir update edelim. 10 milisaniye ne yapıyor? Saniyede işte 100, yani 10 milisaniye bile yeterince şey, fazla yani. 10 milisaniyede update etsek yeterli LCD'yi. Doğrudur tabii ki yani. Arada şeyleri hissedebilirsin tabii ki yani, belli. Ya 60'ın üstüne de çıkabiliyorsun. O yüzden aslında çok illa 60'la sınırlama. O yüzden gözü değişir de. Yani dediğim gibi bunun average'i 30 frame per second. Yani filmler 30 frame per second nasıl? 24 frame per second'a çekilmiş yani. Hani çok da aman aman bir şey hissedilmiyor teknik olarak. Arabalar geçince anlıyorsun sadece. Neyse, counter ama biz 100 makro saniyede update etmemiz lazım sürekli. Ama display'i her 100 milisaniyede, makro saniyede bir update etmemize gerek yok. 10 milisaniyede bir update etsek yeter. Burada da tabii Aziz'in de dediği gibi yani, eğer 7 segment display ise bu şu demek yani, oradaki sayıyı her halükarda biz belli bir oranda update etmemiz lazım, ama o oran yine çok 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 böyle süper olmasına gerek yok. Hani belli seviyede, bizim gözümüzün yakalayabileceği bir seviyede yaparsak yeterlidir yani. Çok daha böyle mikro seviyelere inmemize gerek yok yani, aman aman. Ama bu hani ben biraz daha LCD için hani yazdığınız orada kalıyor diye düşünüyorum yani. 16 MHz clock, reload value 16 MHz, 100 makrosaniye çarpmışım, makro mega gitmiş, 16.000 çıkmış, 1600 çıkmış, eksi 1 1599 olmuş reload value. Bu 1 de 1599'dan sıfıra saydığı için, toplam 1600 olduğu için. Displaying every 100 will be able to rough another for RS. Şurada yazdım zaten yani. Daha ne diyeyim, daha yazmışım. Tamam, neyse. How would you implement? Ha, tamam. Bu update'i nasıl implement edeceğiz? Hadi bakalım. Şimdi nasıl, sonra birazcık da burası yani. Şimdi bir tane timer oluşturduk, tamam mı? Timer dedik ki ya 1599 olsun reload value. Reload edip dursun her 15, işte her 1600 clock cycle'da bir. Bu da bize 100 mikrosaniyelik bir şey verecektir. Hani her, daha doğrusu bir tane counter değerimiz var. Counter 0 veya işte 1000, 10.000, neyse çok düşüyor ya da yükseliyor, çok önemli değil yani, 0 diyelim ki. Stopwatch dedim ama tam tersi stopwatch diye düşünelim. Gerçi yüksek yukarıda olduğu stopwatch da var. Her bir 100 mikrosaniyede bir arttırıyor counter'ı. Hani ona göre belli bir sistem oluşturmuşuz. Belli şeyimiz verecek bize. Display'de 10 milisaniyede bir arttıracağım. Nasıl bir şey yapabilirim ben bunu? Nasıl bir sisteme bağlayabilirim? Var mı tahminim yürütebilecek olan? Yani onun için timer oluşturduk. Tamam. Diyelim ki 110 milisaniye olmasaydı, diyelim ki her 100 mikrosaniyede de display'i de update edelim deseydim. Ne yapacaktınız? Yani sonuçta hani yok, şöyle, onunla alakası yok da şeyi soruyorum. Şimdi
Bu counter'ı update etmek için timer'ı kurdum. Mükemmel. Ama bir de display'i göstermek istiyorum ya bu sayıyı, bu counter değerini. Onu ben nerede göstereceğim? Ne yapacağım? Yani bu işte timer'ı bir daha mı kuracağım? O var olan timer'ın içinde mi yapacağım? Başka bir main'de mi yapacağım? Hani nasıl bir yol izlemem lazım? Yoksa şeyle alakası sormuyorum yani çok. Ha sen şey için söyledin, şu 10 milisaniye. Dedim ki yani şu anda tamam. 100 mikrosaniyeyle kuracağım. Başka bir tane mi kullanalım diyorsun yani? Başka bir handler mi olsun diyorsunuz? Handler'dan kastımız burada. Yani şöyle bir şey olabilir mesela. Diyelim ki 100 mikrosaniye gitti interrupt. Şimdi vurdu interrupt. Gitti timer interrupt'ına. Şurada neredeydi o? Dur bakayım ta. En başlarda var herhalde. En başlara gidelim mi değil mi? Şurada bir tane kod vardı, kod üzerinde. Heh. Diyelim ki initialize ettik. Tamam mı? Initialize ettikten sonra işte 100 mikrosaniyede bir dedik vursun. Tamam süper. 100 mikrosaniye sonra geldi buraya girdi. Burada counter'ı bir arttı. Şurada counter arttı. Şu zımbırtı da aşağıda olduğunu varsayalım. Tamam mı? Şurada bir yerde olduğunu varsayalım şimdi. Bu da display update olsun. Yani şöyle bir şey mi olacak yani mesela? Update display mesela. Count'la. Veya count zaten global, o yüzden direkt update display olsun. Böyle bir şey mi olacak mesela? Böyle bir şey olabilir mi sizce? Kurtarabilir mi? Mantıklı mı? Her 100 mikrosaniyede bir update edelim dersen. Burada şu mantıklı değil tabii ki. Bu zımbırtı 100 mikrosaniyeden fazla sürüyorsa ne yapacağız? Hani 100 mikrosaniyede bir gidiyor ya. Bu diyelim ki 100 mikrosaniyeden fazla gidiyor. Ne yapacak? Sıkıntı değil mi? Yani bir sonraki interrupt'ı kaçıracağız. Bir sonraki timer interrupt'ını kaçıracağız. Bir sonra 100 mikrosaniye sonra gelmeyecek. O yüzden bunu burada yapmamız çok mantıklı değil. O yüzden bu bunu yapmanın tamam diyelim ki bu çok mantıklı değil şu anda. Ama soruyu değiştirdik ya, dedik ya yani tamam zaten ama bunu burada yapmaz zaten mantıklı değil şu anda ama 100 milisaniyede bir çünkü yapamayacağız ama zaten benim gözüm zaten o kadar görmeyecek. O yüzden 10 milisaniyede bir update edelim. 10 milisaniye ile 100 milisaniye arası ne yapıyor? 100 mi var arada? 100 katı mı fark var? Yani her 100 timer'da 1 mi giriyor? Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum değil mi? 100 yapıyor. Yani yanlış hesaplamıyorum. Şöyle bir şey yapabilir miyim? Mesela buraya dedim ki static int x dedim, sallıyorum. İşte x plus dedim ki if işte x plus plus dedim eşit 100 dedim. Ondan sonra x eşittir 0 dedim. Şöyle bir şey yaptım. Mantıklı olabilir mi böyle? Teknik olarak. Olur hocam öyle. Mantıklı gibi. Şurası daha mantıklı olur da neyse. Böyle olur diyorsunuz değil mi? Yani ne yapacaktır? Her 100 mikrosaniyede bir buraya girecektir. Count'u bir arttıracaktır, çıkacaktır. Hiçbir sıkıntı yok. Ama belli bir süre sonra işte 100 kere geçtikten sonra x arttırıyor. 100 tane geçtikten sonra da display güncelleyecektir. Fakat burada güncelledi diyelim ki x 100, tamam veya 99 şu anda 100 yaptı. X'e eşitledi, 100'e eşitledi. Ondan sonra bunu çağıracak. Bu sefer yine bir 100 milisaniye şey yok mu burada? Nasıl diyeyim? Restriction'ı. Ne olacak bir sonraki? Hocam yani mod 100 sıfırda diye yazmak daha mantıklı herhalde. Burada 100'den sonrasını kaçırırız diğer türlü. Yani 100, 200, 300'de çalışması için mod 100'e bölünce sıfır kalanı diye yapsak olmaz mı? Zaten sıfırlıyoruz ya şurada. Ha, doğru, evet baştan sıfır, doğru haklısınız. Evet, evet. Çok önemli değil yani. O önemli değil. Ben şey diyorum mesela 99 bir arttırdı. 100 sana önce arttırıyor sonra eşitliyor. Ondan sonra equality yani çekiliyor neyse. Check etti. Ondan sonra da ne yapacak? Update display yapacak. Fakat bu update display diyelim ki 400 mikrosaniye sürsün. Diyelim ki yani. Ne oldu? Bu sefer biz tam tamına belki 430 sürsün. 430 sürsün. 4 tane interrupt kaçıracağız yine. Çünkü bu şu anda priority'si bunun priority'si diyelim ki 3 bile olsa tamam mı? Hani priority 3 bile olsa bir sonraki interrupt'ın yine şu timer interrupt olacak tabii ki. Bir sonraki interrupt'ımız yine bizim aynı 3. priority ile gelecek. Aynı priority'de olduğu için de preempt edemeyecek o anda çalışan sistemi. Dolayısıyla bunun bitmesini bekleyecek. Bu da tabii ki 430'da bittiği için ikinci bir interrupt vuracak. Üçüncü bir interrupt vuracak. Dördüncü bir interrupt vuracak. Ama hatırlıyoruz ki geçen haftadan 4 tane bile interrupt varsa
sanki bir interrupt gelmiş gibi olacaktır. Dolayısıyla ilk baştaki 3 tane interrupt veya hatta 3 tane interrupt da kaçıracağız. O yüzden çok mantıklı bir yöntem değil. Anlatabildim mi burayı? Yani mantığını anlatabildim mi şeyin? Arkadaşlar. Anlaşıldı hocam, sıkıntı yok. Yani olay şu. Burada benim önemli, yani şunu yapmamın çok çok bir önemi yok yani. Şunları silsem de, daha doğrusu şununla şunu silsem de. Bunu yapmam 430 mikrosaniye sürüyorsa ne zaman yaptığımın çok önemi yok. Burada yapıyorsam eğer, ben otomatik olarak benim dedim mesela buradaki şu andaki durumu mesela 2 mikrosaniye sürüyor diyelim ki. Ya hatta 2 mikrosaniye bile fazla da, neyse 1 mikrosaniye sürüyor şu anda diyelim ki. Bunu koyduğum anda bir anda 431 mikrosaniye sürecek ki çok büyük bir sayı olmuş olacak otomatik olarak da. Geri kalan hepsini kaçıracağım. İşte alternatif olarak ne yapabilirim? Soru bu. Bir sonraki soru. Yani what can I do to make amends? Var mı hiç fikri olan? Alternatif olarak iki tane alternatifimiz var. Birinci alternatifimiz şu. Nereye gitti? Şu aşağılar gözüküyor değil mi? Şöyle diyeyim. Static content whatever orada olduğunu bilin. Main'deki initialize'ları bilin. Çok önemli değil yani. Do nothing gibi. Tamam whatever. Şunun da gerek yok. Şimdi birinci alternatifimiz şu. X'i sıfırlasın. Şunu şuradan çıkarabiliriz. Bunu burada deriz ki if x eşittir, yani şöyle diyelim 100 eşi çeşittir x diyelim. Hop, update display. While'ın içinde mesela bir tanesi bu. Şöyle şey dersek. Ne yapacak bu otomatik olarak? X'i tabii global tanımladım yine yukarıda. X'le beraber. Burada değil artık. Pardon. Bunu yukarıda tanımladım varsayın. Yani şurada. Ne olacak? Count'ı arttırdık. Eğer sıfırsa, hani 100 ise sıfırladı. Diyelim ki display'i update ediyorum ben. Bir şekilde. Display'i update ederken işte 430 mikrosaniye bile gelse bile X bizim şey yapacaktır, hani interrupt edecektir. Sonuçta main'de çalıştığı için en düşük priority burası. Preempt edecektir. Timer interrupt. Ne priority'sinin ne olduğunu çok önemli yok yani. Herhalde preempt edecektir. Preempt ettikten sonra X'i arttıracaktır vesaire vesaire. Sonra sıfırlayacaktır. Burada böyle bir yöntemle şey yapabilirim. Sistemi çözebilirim. Anlaşıldı mı? Peki burada problem olur mu? Var mı fikri olan? Burada bir problem olabilir mi? Yani ne gibi bir problem olabilir? Yani x'i arttırdım, tamam süper, sıfırladım. Burada da baktım, yüzse eğer şey yaptım, gösterdim. Bir tek yüzse gösteriyorum, başka türlü göstermiyorum. Yani. Hocam evet. Yüze hiç gelmeyecek orada. Efendim? Yüze hiç gelmeyecek ki orada. Hani. Niye ki? Nasıl gelecek işte? Ha, yüz hiçbir zaman olmayacak diyorsun. Yüze geldiği zaman. Ya tamam whatever. Çok onu sormamıştım ama neyse şöyle diyelim ki. Dediğin gibi de haklı olabilirsin yani. Yüz olduğu zaman tak otomatik olarak şey yapacak. Sıfırlayacak. Hiçbir zaman da göstermeyecek. Dediğinde haklısın yani. 99 olsun. Yapalım. Hiç gerek yok. Yok, olmaz. Böyle olması lazım. 99 gen göstersin mesela. Hadi ver. Burada başka şöyle bir problem olabilir. Dediğinde haklıydı. Kim dediyse çok mantıklı. Yüze hiçbir zaman gelmez yani. Yüze olduğu zaman çünkü otomatik olarak sıfırlıyor. Dolayısıyla hiçbir zaman buraya girmeyecek. Ama 99 olsa girecektir yani. 99 en azından bir tane bir 100 mikrosaniye bekleyecektir yani. O sıra zarfında da buraya girecektir. Şöyle bir sıkıntı olabilir. Update display olurken mesela x değişkeni değişebilir. X değişkeni değişirse de duruma göre şey yapabilir. Hani interrupt edebilir. Interrupt ettiği zaman da hani race condition olabilir yani. Hani x'in bazılarını aldı, bazılarını aldı. Onu çözmeni de alır. Bu update display'in içinde
diyelim ki oluşturdunuz. Hemen işte int a eşittir şey gibi. Neydi onun ismi? Ne dedik? X mi? X'e hemen bufferlamamız. X'e hemen bufferlarız. Bir cycle'da çünkü bufferlayacaktır. Bu move r1 r2 gibi hani tak otomatik aldı. Bir daha ondan sonra x derse x değişsin. Benim göstereceğim değer a olacaktır. Tamam. İkinci problem de. Bir daha bir başka yöntem daha var. O yöntemde hatırlarsanız pend sv'yi kullanmanız. Pend sv de şeydi. Belli bir exception'dı. Exception ne yapıyor? En düşük priority eğer hiçbir şey çalışmayacaksa yani çalışacak hiçbir interrupt yoksa bunu çalıştır demekti. O yüzden pend sv'de update display'i burada çalıştırmak. Mesela şöyle çalıştırmak. Şunu da demeye gerek yok. Şurada activate pend sv. Şimdi şeyini hatırlamıyorum. Kolunu hatırlamıyorum da böyle bir şey yani. Activate pend sv whatever. Bu bir tane instruction. Pat bastığın zaman pend sv update olacak. Pend sv de otomatik olarak bunu update etmeye çalışacak. Update ederken de aynı mantıkta update etse bile timer interrupt'ın priority, pend sv'nin priority'nin daha yüksek olduğu için otomatik olarak bir daha update olmuş olacaktır. Neyse. Bir ton şey konuştuk. Var mı sorusu olan burada? Notamı geri almak lazım. Bu kadar yazdık. Evet. Soru var mı arkadaşlar? Incoming tabii ki. Assign değil. Evet. Basic timer dedik. Sistiki gelmedi. Kalkıydın. Olay da bu yani. Burada da demeye çalıştığımız buydu. Ne kadar süremiz var? 5 dakikamız daha var. Timers in STM32 0. Neler var? İşte bir inside arm core'un içinde bir sistik timer var. Yani sistikten bahsetmiştik çok az vector table'ında. Sistik timer var, bir tane timer. Peripheral olarak da işte general purpose timers, advanced control timers var. Basic timers da olabiliyor şeyin durumuna göre. Yani genel olarak timer çeşitleri var belli. Fonksiyonelitesine göre hani biraz daha fazla fonksiyonelite koyup işte advanced control demişler yani arbitrary tamamen şeyi terminolojisi. Bir de watchdog timer'lar var. Watchdog timer'lar general purpose değil. Bunlar specific purpose. Bunlarla alakalı konuşacağız ileriki dönemde. Çok şu anda önemli değil ama biz şu anda bakacağımız buralar. Hatta bugün sistik timer'lara bakacağız. Haftaya general buralara biraz daha haftaya gireceğiz yani. Sistik timer dediğimiz şey itibariyle operating system'lar işte bu context switch'lerini periyodik olarak yapabilmek için ve işte yani multitasking yapıyorlar sonuçta. Bir onu çalıştırmaları gerekiyor. İşte müzik dinlerken işte bilmem ne yapmaları lazım. Bu multitask etmeye çalışıyorlar. Orada da context switch ediyorlar. Hatırlarsanız context'in ne olduğunu. Context switch yapmaları gerekiyor. Yani register'ların değerlerini kaydedip diğer task için gerekli register setlerini getirip onun üzerinden işlem yapmaya. O yüzden program execution must be interrupted by a hardware device. Yani sürekli program execution'ı interrupt etmeniz lazım. Şu andaki operating system'ımızda da aynı şey geçerli yani şu anda. Karşıya baktığınız zaman benim ekranımda en azından işte Teams var, işte orada şey açık, Cube açık, burada işte dosyalar açık, bir şeyler açık. Hani sürekli böyle oradan oraya context switch etmesi gerekiyor yani. O yüzden sürekli interrupt etmesi gerekiyor. Bunu da genel olarak bir timer'a bağlarlar. Bunun olayı da when a timer is interrupt is triggered, an exception handler that handles OS task scheduling is executed. Sonuçta belli bir taskler var. Hangi task oluşacak? Yani bu task mı gidecek, bu task mı gelecek, bu task mı gelecek gibisinden. RTOS konusuna girersek eğer zamanımız olursa da sonlara doğru bununla alakalı konuşuruz. Başka şeyler de yapabilir tabii. Maintenance task'larda çalıştırabilir. İlla şey değil, mesela garbage collection tarzı gibi böyle değişik şeyler yapılabilir teknik olarak hani. Ya biraz daha programın içeriği neyse önemli değil. Dediğim gibi bunlar yapmaz. İşte timer burada kullanılıyor yani. O yüzden de ARM Cortex-M'lerde SysTick diye bir şey veriyor. Inside the processor. Genel amacı işte bu operating sistemlere destek versin. Unified olsun, universal olsun. Bütün Cortex-M kullanıcıları da bulunsun gibisinden. Yani genel olarak bütün mikrokontrolleri vendor'larda bunu include eder. Bilmiyorum opsiyonel mi değil mi ama zannedersem yani opsiyonel olma ihtimali var. Belki öyle bir licensing şeyi var mı bilmiyorum. Yani illa bulunacak mı bulunmayacak mı tam bilgim yok ama herkes koyuyor benim gördüğüm genel itibariyle.
Amacı da bu yani. Operating sistemlerde bu task scheduling için ayrılması, ama eğer OS yoksa bizimki gibi yani bare metal kullanıyorsanız generic timer olarak kullanabilirsiniz. MVK'e bağlı bu. Zaten o taraflarda yani işlemcinin içerisinde. Exception number 15 numarasını çok amaramın önünde. Basic bu. Basic 24 bit down counter yani. Belli 24 bitlik bir sayı veriyorsunuz. Aşağı doğru sayıyor. Aşağı doğru sayınca da bir flag set ediyor. İşte down diyor mesela. O da isterse interrupt'ı bağlayabiliyorsunuz ve interrupt edebiliyor. Reload automatically after reaching to zero. For now it can be used as basic timekeeping, time measurement, interrupt source, task set be executed periodically. Yani ne dedik? Basic timekeeping, en başta söylediğim timing measurement, işte bir şey ne kadar süre sürdü gibisinden. Çünkü count value'sini okuyorsunuz iki tane değer arasında. Kaç tane clock cycle geçtiğini öğrenebilirsiniz yani. Hani bir işleminiz ne kadar cycle geçtiğini öğrenmek istiyorsanız ne yapacaksınız? Bir tane timer set edeceksiniz bunun gibi. Sıfırlayacaksınız. Ondan sonra fonksiyonunuzu çağıracaksınız. Bittikten sonra bir daha okuyacaksınız. İşte kaç clock cycle diyorsa o kadar clock cycle görmüştür. Tam exact olarak bilmenizin yöntemi bu. Hani ileride bir interview sorusu gelirse tamamen interview sorusu yani gittiniz. The exception generation is programmable and if disabled can be used with işte polling method. Dediğim biraz önce dediğim olay yani isterseniz exception yani interrupt generate edebilirsiniz, isterseniz de kendiniz okuyabilirsiniz counter değerini. 4 tane register var. Bunların 3'ünü kullanacaksınız. Control register, load register, reload register ya da value register. Bir tanesi de calibration, çok önemli değil. Holds count flag kontrolde, clock source, exception enable and sysdig enable fields. Yani 3-4 tane field'ı var bunun herhalde, bitleri var. Load reload value'su nereden aşağı doğru sayacağı. Value'su şu andaki sayısı. Calibration'da işte SQL'da ne varsa onlarla alakalı şeyler. Adresleri genel olarak fix. Yani bütün Cortex M'lerde aynı adreslar, MVP'de olduğu için. 0xE'lerde. Sysdig operation. Bu da bağlantı şeması gözüküyor. Exactly böyle mi? Büyük ihtimalle böyledir. Cortex yani M3, M4'lerde böyle de. M0'da da böyledir büyük ihtimalle. Reference clock geliyor. Rising edge tek. İsterseniz process clock'ta seçebilirsiniz. 0 ya da 1 olmasına göre. Bakın yine max var. Belli bir bit seçiyor. Ondan sonra clock enable'sa eğer değeri değişiyor. Yani her clock geldiğinde değer düşüyor. Ondan sonra belli bir reload values var. Yani sıfır ulaşınca buradaki değer geliyor, atlıyor. Ondan sonra birden sıfıra geldiği zaman en son şeyde eğer birden sıfıra geldiyse ve interrupt enable ise otomatik olarak sysdig pending status genere ediyor. Controls and status'te ne var? Sıfırdan bire gelince de count ile bir yapıyor yani buradaki aynı onun altında. Kalibrasyon ayrı bir şey. Şurada da şeyleri var yani sıfırıncı biti, birinci biti, ikinci biti, şu bir de 16. bitiymiş. Enable, tick interrupt yani interrupt enable, sysdig enable, clock source'un ne olduğunu, processor clock'a diyelim ki 1, 16 megahertz'lük. Bir de count flag, bu da işte okuduğunuz işte sıfıra vurduysa 1 olan değer. Bu da en basit şeydeki set etme yöntemi. Bizim için C'de sysdig kontrolünü sıfırladınız öncelikle. Bundan sonra reload yerine mesela 999 verdiniz. İşte 999 yani 1000'den aşağı sayacak hani. Değeri sıfırladınız. En son sağdaki 3 biti biliyorsunuz. Yani ne dedik? Hem interrupt'ı enable ettik, hem clock source'u processor clock seçtik, hem de sysdig'i enable ettik. Bundan sonra saymaya başlıyor. 1000 clock cycle sonra interrupt verecekler bize. Aynı şekilde CM-Sys bize otomatik bir şey fonksiyonu sağlıyor. Bu fonksiyon da aslında içine bakarsanız bunların aynısını yapacak. Yani hiçbir fark yok. Sysdig config 1000 derseniz bunun aynısını yapacaktır. Interrupt da verecek zannedersem, yanlış hatırlamıyorsam. Burada da aynı şey var yani onun hani disable sysdig opsiyonu olarak. Program load value, clear current value şurası. Enable sysdig de burası. Done. Başka timers'in bitti herhalde zaten, dur bakayım evet. Bitirip öyle şey yapalım ya. Timers'in STM32 G0. G0'da bizim 1, 2, 3, 4, 5, 6 işte birazcık şey var, timer'larımız var. Bunların bir tanesi advanced control. Advanced control'dan kastım birkaç böyle fonksiyonelitesi var haftaya konuşacağımız. Prescaler'lar zaten hepsinde mevcut. 16 bitlik prescaler varmış. Maximum operating frequency'leri 128 MHz'lere kadar çıkıyor. Burası ilginç, bunun yani şeyine bakmadım sistemin nasıl çalıştığını, ama yukarı kadar çıkabiliyor gözüküyor. İşte çoğu up down seçilebilir. Bunlar up counter.
16 bit, 32 bit. Bir tane 32 bitlik var Timer 2. Geri kalanların hepsi 16 bitlik. Aşağıdakilerde low power'lar. Low power timer'lar 16 bitlik gözüküyor. Bunun Critical'ı da daha düşük. Compare diye bir request yok. İleride göreceğiz. Haftaya göreceğiz. Geri kalanları zaten haftaya göreceğiz. Ne için kullanılabiliyor bu timer'lar? Standard up-down counter mode. Yukarı aşağı counter. Measuring pulse lengths mesela bir input geldi. Ne kadar pulse'ın olduğunu öğrenmek istiyorum. Belli bir modülasyon var çünkü belli bir pulse'ın ne kadar sürdüğünü görmek istiyorum. Onu measure etmeye yarıyor. Generating output waveforms mesela output'a işte 0101 belli bir waveform vermek istiyorum. Belli bir pulse vermek istiyorum onun için. Ya da belli bir modülasyon yine pulse width modulation biliyorsunuz yani. PWM bilmiyorsanız önemli değil. Belli bir modülasyon zaten haftaya göreceksiniz. İşte interrupt generation falan olabilir. Bunları söyledik. Sinkronizasyon circuit devresi var içinde. External sinyallerden ya da işte başka timerları bir araya bağlamak için ben denemedim başka timerları bir araya bağlamak için bunlar için ama öyle şeyler sunabiliyor microcontroller vendorlar yani böyle iki timer'ı bir araya bağlayıp mesela 32 bitlik bir timer oluşturma gibi şeyleri mevcut. Nasıl çalıştığını hiç kurcalamadım. Yani bakabilirsiniz eğer lazım olursa. Prescaler yetmezse. Bu da timer blah biraz önce gösterdiğim şey şekil şema şurasıydı. O basit hani basic timer burası literally. Yukarı tarafı tamamen şeyi işte interrupt trigger generate etmek için işte şey için sinkronizasyon devresi falan filan geliyor slave. Aşağı tarafta işte gelen input sinyalinin uzunluğunu ölçmek için sağ tarafta dışarıya belli bir işte output compare yapmak için yani dışarıya belli bir pulse vermek için sistem bu şekilde. Yani edge detector zaten onun şeyinde yani. Basit prescaler 1'den 2'ye mesela en üstteki bizim kulağımız verdik. Ondan sonra timer'ı enable etmişiz diyelim ki belli bir süre önce. Çok önemli değil yani. Timer clock'ta her clock'ta bir prescaler. Burada aslında 1'den 2'ye değil de 0'dan 1'e teknik olarak yani. 1'den 2'ye demek hani şeyde 0'dan 1'e. Register'larda da 1'den 2'ye yazmışım. Çok önemli değil yani. Neyse her clock cycle'da bir count ediyor. Onu bakalım yani. F8, F9, F, F, FC mesela maksimum olmuş. FC olduktan sonra bir event oluşturmuş. Fark etmez. Ama şeye bakalım yani burada mesela prescaler 0 iken belli bir yerden sonra mesela prescaler'e 1 yazmışız. Belli bir ara. Tamam mı? Yani prescaler'e bir anda bir arttırmışız hani. Ondan sonra sildikten sonra şeyi yani sıfırladıktan sonra artık yani bunu buffer hani bu şey yaptı artık prescaler bufferladı hani çünkü arada değiştirirseniz tekrar burada 2-3-5'e yaparsanız şu andaki değişmemesi lazım. Bu sefer baktığınız zaman artık her iki clock cycle'da bir arttırıyor. Yani artık bundan sonra onu göreceksinizdir. Her iki clock cycle'da bir arttır. Her iki clock cycle'da bir arttır gibisinden. O yüzden hani yani bu arada prescaler sayıyor hani 0-1 bir arttır işte 0-1-1 arttır gibisinden falan vesaire. Aynı şekilde 1'den 4'e gittiği zaman ya da 0'dan 3'e hani şey olarak aynı mantık. Her 4'ten de 1 arttır gibisinden prescaler da bu işe yarıyor. Artık bunlar 0, 0, 0, 1 bilmem ne böylece 4 katına çıkabildik. Slide'lar bu kadar. Şimdi ara vereceğiz. Quiz başlayacak. 11-15'te de geri döneriz. 11-15'te geri döndükten sonra şeyler üzerinde dururuz. Kod üzerinden devam ederiz. Biraz data sheet okuruz. Şeyden 444'ü yani GPIO'larla interruptlara bakarız. Hatta belki timer'lara bile bakabiliriz. Ondan sonra kodlar üzerinde dururuz. Var mı sorusu olan? 1-2 dakika var. 10.3'te Yiyun'un sistik var. Orayı okuyun. Ana 444'te de 86 GPIO zannedersem orayı okun. Aslında bir tane daha şey var. XD şey var orayı da okuyabilirsiniz ekstra yani okuyun mutlaka. Onu da ekleriz. Lab 3 şu koyduk 30 November yani ne yapıyor Kasım? Ne yapıyor? Şu çok büyük oldu. Kasım ne zaman dedik? 30 November 30 Kasım şuraya Pazartesiye. Pazartesi günü labı vereceğim bir dahaki lab. Şey olacak. Yani ben yine şu çarşamba akşamı çekmek istiyorum. 9'un olacak ama bir dahaki lab 30 ile 9 arasında olacak. Bir dahaki lab çünkü biraz daha böyle şey olacak. Fazla olacak yani.
Ondan sonra yine Wednesday'lere bağlayacağız yani çarşambaya çarşambaya. Homework 4'ü biraz sonra şey yaparım, dersten sonra koyarım. Dersten ne zamana o da olur? Büyük ihtimalle, ha o da yazıyor gerçi değil mi? 9'unu. Tamam, 9'unu olmaz, çarşambaya çekiyorum da bir şekilde ayarlayacağım yani onu. Bu aralarda bir yer olacak yani, o belki 13'üne, belki o civarlarda bir yer olabilir, 14'üne. Proje 2'yi de koydum, o da December 21 dedim ama o da büyük ihtimalle şuradaki çarşamba olacak yani, 23'üne olacak büyük ihtimalle. Tamam, yani 2000 daha fazla olacak. İleride ayarlarız onları. Var mı soru sorun arkadaşlar? Sorusu olan yoksa o zaman şeye başlayalım. Ha, dur, kaydı durduralım önce. Stop recording.